Bekir Azar. 1 yıl, 2 yıl, 100 yıl Kuveyt'te sarı yelekliler ortaya çıkınca güldüm. Başkan Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretinde ülkenin önde gelen iş adamlarından biri Türk heyetini akşam yemeğinde ağırlamıştı. O davette Kuveytli bir iş adamına ''Burada en çok kim seviliyor?'' diye sordum. ''Türkler seviliyor ama en çok İngilizler.'' demişti o iş adamı. Sonra dışarıdaki geniş caddeyi gösterdi. Bu cadde bir dönem Saddam'ın tanklarıyla doluydu. Sonra İngiliz uçakları gelip hepsini bombaladı, caddeyi tank mezarlığına çevirdi, bizi kurtaran onlardır diye ekledi. O günden beri Kuveyt'te bir iş kurmak istiyorsanız bir İngilizle ortak girmek zorundasınız. Saddam'a Kuveyt'e gir diye gaz veren ülkelerin başında İngilizler geliyordu. Saddam'ın kimyasal silahı var yalanını MI6'ya hazırlatıp Amerika'yı oraya sokan da onlardı. Körfez savaşlarında Irak'ın en sorunsuz ve verimli bölgesi İran yanlısı Şiilerin olduğu güneye İngilizler girdi. Pentagon bir rapor yayınladı önceki gün. Irak'ta Amerika'nın büyük maddi kayıplara uğradığını ve en çok kazananın İran olduğunu anlatıyordu o rapor. İngilizler Şiileri çok sever, kullanır. Kuveyt de bu tezgahtan geçip İngiliz kucağına oturtulmuş bir ülkedir. O yüzden bu küçücük ülkede bile sarı yelekliler sokağa çıkıp İngilizler dışarı Amerika içeri sloganlarıyla yürüdü. CIA İngilizleri Kuveyt'ten atmaya, yerini doldurmaya hazırlanıyor. İngiltere, Hollanda, Belçika, Arjantin, Zimbabwe ve Kuveyt gibi 17 ülkede sarı yelekliler sokağa çıktı. Görüntüde hep özgürlükler vardı hoştu. Bu hareketin arkasındaki gücün Amerika, hedeflerinin ise Rothschild ailesi olduğu artık gizli değil. Ancak hala kavgayı anlayamayanlar var. Pazar günü Fransa'da sokağa çıkanlar sarı yeleklilere tepki gösterdi. Sarı yeleklilere karşı bir simge gerekiyordu, o da kızıl fular oldu. Yani kızıl fularlılar sarı yeleklilere isyan edip Fransa'da Amerika'yı istemediklerine aykırdı. Rothschild'in anlamı kızıl kalkana atıfta bulunarak kızıl fuları simge seçen on binlerce kişiyi yöneten de biri vardı. Bu kişi Lauren Soli'ydi. Lauren Soli, Fransa'nın ve ailenin en güçlü ismi David de Rothschild'e yakın biriydi. Fransa'da kızıl fularlıların çoğunluğu HSBC, Citibank çalışanlarıydı. Bu bankaların patronu da Rothschild ailesiydi. Bu bir tesadüf değildi. David de Rothschild, Macron'a eğitim borsu veren, bankalarında yöneticilik yaptıran ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtan kişiydi. Macron, seçim kampanyalarını Rothschild ve Lehman Brothers yatırım bankalarının mali desteğiyle yürüttü. Aile ona kapitalizmin Mozart'ı ünvanını vererek sahaya sürdü. Beyaz Saray'ın resmi yayın organı bile Fransa'da olaylar başlamadan önce Macron'a eleştirirken onun hakkında bilinen tek şey Rothschild hanedanlığının bankacılarından parlak bir genç olduğuydu diye yazıyordu. Beyaz Saray Macron'un ardında kimlerin olduğunu deşifre edip hedef gösterecek kadar kartları açık oynuyordu. Parlak çocuk diye dalga geçtiği Macron üzerinden yayın organında bile aileye vuran bir Beyaz Saray vardı karşımızda. Sarı yeleklilerle o yüzden saldırıyorlar, Macron'u Mozart'ın cenaze marşıyla siyasi mezarlığa gömmek istiyorlardı. Zaten Mozart da evine gelen siyahlara bürünmüş bir adamı Azrail zannederek cenaze marşını yazmıştı. Kızıl kalkan anlamına gelen Rothschild de renklerle mesajların uçuştuğu Fransa'da kızıl fularlılarla Macron'a destek verip ona kalkanız yedirtmeyiz diyordu. Macron da bu kavgaların tam ortasında. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika ile müttefik olup savaştığı Almanya ile Avrupa ordusu kurma anlaşması imzalıyordu. Hem de 5000 Amerikan askerinin öldürülüp toprağa gömüldüğü ahında. Daha önce kurdukları liberal sistemde birlikte dünyayı yiyorlardı. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Liberalizmi anlatan bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye Ünlü bir Fransız deyimi vardır. Bu deyim üniversitelerde, iktisat fakültelerinde ders olarak anlatılır. Artık bırakınız yapsınlar, bırakınız birbirlerini yesinler dönemi. Kavgaları ta Zimbabwe'den Kongo ve Nijerya'ya kadar taşıyor. Kuveyt'te bile sokakları vuruyor. Yüz yıldır soyarak refah içinde yaşayanlar şimdi birbirini buduyor. Mozart'ta cenaze marşında bir yıl, iki yıl, yüz yıl birlikte. Sonra hayat seni bir çiçek gibi koparır diyor. Onların artık koparılma dönemi başladı. Geriye dönüş yok. Bundan kazanan ve en karlı çıkan Türkiye olacaktır. Yeter ki Ankara'nın yanında olalım enerjimizi dışarıya harcayalım. Bekir Hazar, Takvim.